Mutfağımdan herkese merhaba. Lahmacunu kim sevmez? Bence Türkiye'de lahmacunu sevmeyen yoktur. Gerçekten çok seviyoruz diye bir şey. Çıtır çıtır. İçi sulu sulu muhteşem bir lahmacun yapmaya ne dersiniz? Hem de hamur yoğurmadan, şipşak bir şekilde hazır yufkadan. Gerçekten şu sıralar bu hazır yufkadan, bu lahmacun tarifi her yerde dolaşıyor. Biz bunu ilk sağ olsun Sibel yapmıştı Deryalı Günler programında bundan 10 yıl falan önce, daha da fazla. Ama böyle yuvarlak yuvarlak yapmıştık o zaman. O zamanlar çok meşhurdu. Sonradan da böyle herkes öyle yapmaya başladı. Ama şimdi böyle dikdörtgen bir şekilde aynı fırın tepsisi boyutunda yapıyorlar. Benim de çok hoşuma gitti. Gerçekten çok kolay. Niye her lahmacun yuvarlak olmak zorunda? Hayır değil. Bir yapalım bakalım, tadalım sonucu nasıl olacak dedim. Hadi buyurun önce gelelim lahmacunun içini hazırlamaya. Gerçekten hamurlu da isterseniz bu arada, biliyorsunuz hamurlu lahmacun tarifim de var. Onu da yapmak aslında çok kolay. Hatta bunu el birliğiyle yapın. Hamuru yapın, mayalayın. Birisi açsın, birisini içini koysun, birisi de fırına atsın atsın dursun. Zaten çok çabuk pişiyor lahmacun dediğin. Onu da yapabilirsiniz yani. Bir tane orta boy soğan. Hepsini şöyle doğrayıcıda küçücük küçücük yapacağız. Bir tane sivri biber. Benimki küçüktü, iki tane koydum. Bir tane kapya biber. İki tane orta boy domates. Şöyle maydanoz. Şimdi hepsini bir güzel doğrayıcıdan geçiriyorum. Ben iki yufkadan yapacağım. 200-250 gram kıyma kullanacağım o yüzden. Kıymayı da alıyorum. Güzel lahmacun karışımını da koyalım. Biber domates salçası karışık kullanabilirsiniz. Ben acı sevdiğim için sadece biber salçası kullanıyorum. Dolu dolu bir yemek kaşığı salça. Ve dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben tuz, karabiber, isot, biraz toz kırmızı biber, çok azıcık da kimyon kullanıyorum. Biraz da zeytinyağı koyuyorum. Kıymanız yağlıysa tabii buna gerek yok. Şimdi iyice yoğuruyorum. Lahmacun içimiz hazır. Onu şöyle kenara alıyorum. Yufkalara sürmek için de bir sos hazırlayacağız. Un ve su aslında. Pidelere de yaptığımız bu şifa gibi. Buzluk böreklerine yapıyorum ben. Normal böyle hazır yufkayla yaptığımız böreklere daha böyle el açması gibi oluyor. Bunda da gerçekten lahmacun hamuru hissini verecek. Bir yemek kaşığı un. Yarım çay bardağı da su. Pürüzsüz olana kadar karıştırıyorum. Sos hazır, içimiz hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Hazır yufkayı alıyoruz. Şöyle tepsiye yağlı kağıt koyuyorum. Pişirme kağıdı koyuyorum. Pişirme kağıdı ile direkt fırına atacağım. O kısma geldiğimizde daha net anlatacağım size. Şimdi bir tane yufkayı şöyle açıyoruz. Hazırladığım sostan süreceğim ama öyle böreğe koyduğumuz kadar çokça koymayacağız. Şöyle biraz biraz. Şimdi her bir kenarı ortaya doğru katlıyoruz. Şimdi şöyle kenarlarını katlayalım. Sostan kenarlarına şöyle daha fazla sürüyorum. Çünkü kenarlarına çok kıymalı harç gelmeyeceği için oralar kurumasın. Şimdi lahmacunun içini yufkaya güzelce yayıyoruz. Aynı lahmacunda olduğu gibi parmaklarınızı şöyle kullanın. Böyle köfte gibi olmasın. Güzelce yaydırdım iç harcını, işte bu kadar kolay. Şimdi pişecek. 220 derece alt üst ayara kurdum. Neden 220 dereceye koydum? Çünkü pişirme kağıdını direkt fırının en altına atacağım. Tabanına atacağım pişirme kağıdı ile beraber. Yani pişirme kağıdınızın üzerine okuyun. En yüksek maksimum kaç derecede kullanılabiliyorsa ona kurun. Çünkü ne kadar yüksek ateş,
O kadar güzel biliyorsunuz lahmacun için, çıtır çıtır olması için. Ama biz tabanının güzel kızarmasını istiyoruz. Üstünün de sulu sulu kalmasını istiyoruz. Onun için fırının tabanına yerleştireceğiz. Ama yüksek dereceye kurarsanız pişirme kağıdınız yanabilir. Aman ona dikkat. Yani tepsiyle atmayacağız. Tepsiyi sadece taşımak için kullanıyorum. Şöyle alacağız. Gayet güzel pişirme kağıdını fırının tabanına atacağız. Şimdi fırını açıyorum. Sığ bir tepsi tercih ettim. Direkt şöyle atabileyim diye. Şöyle en dibe doğru. Şuradan tutuyorum ve çekiyorum. İşte bu kadar. Lahmacun hamuru gibi bakın. Bazı yerleri böyle baloncuk baloncuk kabardı. O da öyle olur. Çıkarttığımızda inecek. Of, mis gibi pişti. Şimdi hemen şuraya tahtayı oturtayım. Yanaştıralım. Şunu da şöyle çektik mi? Kendimizi yakmadan lahmacunumuzu aldık. Ve sıcacık fırından çıkan lahmacunumuz. Şöyle kağıdı da alalım artık. Böyle ortadan ikiye keseceğim. Of, çıtır çıtır bir lahmacun. Şöyle ikiye kesmek yeterli bence. Şuradan şöyle dürüm yaparız. Bakar mısınız şunun güzelliğine? İçini hemen hazırlayalım. Tabii ki içine olmazsa olmaz sumaklı soğan. Şuraya koyuyorum şöyle. Of of of. Biraz maydanoz. Domates. Tabii ki limon. Oh, üstüme geldi. Bütün üstüm oldu. Tabii üstünüze sıkmayın. Şimdi güzel bir dürüm yapalım. Uf, çıtır çıtır gerçekten. Bakar mısınız altı nasıl kızarmış? Of of of. Harika bir lahmacun oldu. Gördüğünüz gibi odun ateşinde pişmiş gibi altı. Aynen içi de bol malzemeli. Harika bir lahmacun. Şimdi izninizle bir yudum almak zorundayım. Çünkü size tadını anlatmam lazım. Gerçekten olmuş. Yani dışı çıtır çıtır aynı lahmacunda olduğu gibi içi sulu sulu. Yani evde yapılabilecek en kolay ve en güzel lahmacun olduğunu söyleyebilirim. Yanında olmazsa olmaz ayranı yeşillikleriyle harika oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yapın, tadın, yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunda ufacık bir zil butonu var. İşte onu tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, kolay mı kolay ama lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.